Merhaba, sizlere bahsetmiştim bu kitaptan. Bu kitap okuyunca, bitirince sizlere bilgi vereceğimi söylemiştim. Kitap bu. Faiz meselesi. Bir tanıtımını yapmıştım, okuyacağımı söylemiştim ve okudum nihayetinde. Biraz yavaş okudum bu kitabı. Hacimli bir kitap olduğunu söylemiştim. Değerli bir kitap olduğunu da hatırlıyorum, söylemiştim. Epey yavaş okudum. Sonrasında altını çizdim, notlar aldım. Pek çok şey yaptım kitapla ilgili. Kitabı tanıtarak başlayalım. Tarihte Örnek Uygulamalar Faiz Meselesi isimli bu kitap Murat Ustaoğlu ve Ahmet İncekara tarafından derlenmiş. İçinde pek çok yazarın ismini göreceksiniz. Bölümler halinde yer alıyor ve yazarlar o bölümleri irdelemişler. Bir de sponsoru var. Bir Evim tarafından sponsor olunmuş kitaba ve kitabın bize ulaşmasına destek sağlamışlar. Onlara da ayrıca teşekkür etmek lazım. Neden faizle ilgili çalışmalar yapıyorum? Daha önceki videolarımdan da hatırlayacaksınız. Faizle ilgili bir kitap daha tanıtmıştım. Son dönemde bu konuyu anlamaya çalıştığım için diyelim. Ben ticaretle uğraşan birisi değilim. Faizle hiç işim olmadı bugüne kadar. Fakat ben böyle söylüyorum ama yine de şunu bilmenizi istiyorum. Faizle hepimizin işi olduğu ve üçüncü genişletilmiş baskı elimdeki. Yani bazen sayfa numaraları falan okursam bunu bilin diye söylüyorum. Bu kitabı okumak ya da faizle ilgili bir şeyler okumak bana ne kazandırdı? Kısaca onu söyleyeyim. Hiç bilmediğim bir mesele olduğunu anladım. Faiz meselesinin. Bugüne kadar hep faizle ilgili bir şeyler söyleyince faizle ilgili ayetler, faizle ilgili hadisler, faizle ilgili ezberlenmiş hutbe ve vaaz cümleleri aklıma geliyordu. Ve sonrasında da elbette faizle ilgili insanların başlarına gelen bazı şeyler benim aklımdaydı. Bazı konular var ki onu bildiğinizi zannedersiniz. Ben dini konularda epey çalışmış birisi olarak faiz konusunu da bildiğimi düşünürdüm genelde. Fakat bazen öyle şeyler oluyordu ki mesela bu nedir? Yani bu neden böyle oldu? O oraya gidince bu neden burada kaldı gibi sorularla bilmediğimi fark ettim. Ve gündemde buna dair olunca daha çok faizle ilgili konularda okumaya başladım. Daha önceki kitabı tanıtırken de söylemiştim. Ben bir iktisatçı değilim. İktisat okumadım. Yani benim okuduğum bölümle iktisadın biraz alakası olabilir ama iktisattan çok az bahsedildiği için bilmiyorum. Yani bunu baştan söyleyeyim. Faizle ilgili de çok şey bilmiyorum. Sadece okuduğum kitaplar, izlediğim videolar ve sonrasında fikir alışverişi yaptığım pek çok insandan edindiğim şeyler var. Fakat bu kitap bana çok şey kattı. Sahiden çok şey kattı. Faizle ilgili ya da iktisatla ilgili, ekonomiyle ilgili alanlarda değilsinizdir belki ama bir Müslüman olarak bu konuda bir şeyler bilmek istiyorsanız bu kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Bunu okumalısınız. En azından insanlara din anlatıyorsanız, insanların size bir şeyler sorduğunu görüyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Eğer ekonomi öğrencisiyseniz, iktisatla ilgileniyorsanız, ticaret yapıyorsanız bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Faizle işiniz varsa, bankalarla işiniz varsa bu kitabı kesinlikle okumanızı öneririm. Şimdi bu kitabı okumak bana bunları kazandırdı. Yani faizin tarihini öğrendim. Faizin tarihi mi olurmuş şeklinde tuhaf bir cümle kurabiliriz, evet. Faizin tarihte nasıl uygulandığını ilk insandan beri demeyelim de çok abartmadan tarım devrimiyle birlikte faizin hayatımıza nasıl girdiğini, sonrasındaki aşamalarında neler yaşandığını, antik medeniyetlerde faizin, ribanın ne anlama geldiğini ve nasıl uygulandığını, sosyal meseleleri nasıl içinden çıkılmaz hale getirdiğini, sonrasında medeniyetlerin yükselmesinde de çöküşünde de nasıl rol oynadığını, yükselmesinde sözüne itiraz edecekler olabilir. Evet, yükselmesinde de ben rol oynadığını düşünüyorum, özellikle modern dönemlerde. Ve faizin tarihte çok iyi bilinen devletlerdeki rollerinin ne olduğunu, Uzak Doğu'da, Yakın Doğu'da, Avrupa'da, Amerika'da, işte antik medeniyetlerde, Hindistan'da, Çin'de, Maçin'de, işte Orta Doğu'da, Sümerler'de, Akatlar'da, işte buna yakın medeniyetlerde, İskitler'de, şunlarda, bunlarda nasıl uygulandığını, toplumun faizle, ribayla ya da tefecilikle nasıl baş ettiğini ya da edemediğini, Roma'da nasıl olduğunu bütün detaylarıyla öğrendim.
Öyle oldu ki kitabı okurken ağzımın açık kaldığını hatırlıyorum. Yani okuduğum, çizdiğim yerlerde. Hatta bazı ben kitap okuduğum zaman şöyle yaparım. Altını çizerim ve okuma sürecimde de bunları insanlarla paylaşırım. Tabii her insanla değil. İlgili olan insanlarla paylaşırım ve paylaştığım şeyler beni tekrar şaşırtır ve onların da şaşırdığını görürüm. Böyle şeyler yaşadım kitabı okurken. Sahiden çok şaşırdığım yerler oldu. Bilmediğim pek çok şeyin var olduğunu gördüm kitapla birlikte. Özellikle Hristiyanlarda, Yahudilerde ve antik medeniyetlerde nasıl karşılık bulduğunu öğrendim bunların. Detaylıca öğrendim. Hani duymuşsunuzdur birkaç sözü, işte şurada şöyleymiş de burada böyleymiş. Ve sonrasında İslam medeniyetinde bunun karşılığının ne olduğunu, nasıl aşılmaya çalışıldığını, hangi sorunlara yol açtığını, hangi çözümleri beraberinde getirdiğini, çözüm diyorum hile-i şeriyeden bahsediyorum. Osmanlı'nın bu durumu nasıl karşıladığı, Emevilerin, Abbasilerin, işte Osmanlıların son dönem işte çöküş döneminde neler olduğunu, 1800'lü yıllarda neler yaşandığını, işte ilk bankaların Orta Doğu'da Müslümanlar tarafından ve öncesinde mi yoksa İtalyanlar tarafından mı işte temellerinin atıldığı, sosyal hayatın ekonomiden bağımsız olup olmayacağını ve bunun iç içe geçmişliğinin bütün ayrıntılarını bu kitapla birlikte görme fırsatı bulmuş oldum. Şimdi bütün bunları anlatıyorum. Sizin ilginizi çeker çekmez. Hani video formatları böyle sosyal medya için biraz daha hızlı, biraz daha gösterişli, biraz daha cafcaflı olmalıdır. Fakat vaktiniz varsa izleyin, konu ilginizi çekiyorsa izleyin. Çok da hani bunları umursayarak hareket etmeyeceğim videoda. Kitaptaki başlıklara ben kısaca bakmak istiyorum ve şunu da yapacağım. Altını çizdiğim yerlerden biraz bahsetmek istiyorum. Kitapla ilgili en nihayetinde edindiğim izlenim ne? Yani şöyle söyleyelim. İnsan bir kitabı ön yargılarıyla birlikte okur ve ön yargılar her zaman kötü bir şey değildir. Ön yargılarımız olmasaydı hayatımız çok çok zorlaşırdı. Hani hep ön yargılarla ilgili şöyle söylerler. Ön yargılar kötüdür. Aman ön yargıyla hareket etmeyin. Ön yargıyla hareket etmezseniz zaten hayatınız cehenneme döner. Hareket edemezsiniz. Her insan ön yargılarıyla birlikte hareket eder. Yani içinde yetiştiği kültür, okudukları, yetiştiği ortam, kendi kişiliğinin ön bilgileriyle birlikte bazı olaylara yaklaşır. Bu kitaba yaklaşırken de elbette ben de ön yargılarımla, ön bilgilerimle, bazı kabullerimle, bazı kabul olmayan şeylerimle, reddlerimle birlikte yaklaştım. Beni çarpan ilk şey şu oldu bu kitapta. Bir evimin sponsor olması oldu. Ben tabii anlayarak bunu söylüyorum. Yani biliyorum ki bir kitap hazırlamak, böyle bir derlemeyi hazırlamak, hazırlayanlar, derleyenlerden bir tanesinin sürekli sorulara muhatap olması, böyle geniş bir çalışmayı, muntazam bir çalışmayla şahane bir iş ortaya koymakla sonuçlandırması kolay değildi. Neden bir evimin sponsor olmasına takıldım? Çünkü yanlı olabileceğini düşündüm. Ben bu kitabı okurken şunu istiyordum. Faizle ilgili benim kafamda bir şey var. Faiz haramdır ve kesinlikle insanların bulaşmaması gerekir. Fakat son dönem okuduğum şeylerden sonra faizle ilgili benim kafam karışık. Bunun dünyanın kurulduğu günden beri faizsiz bir dönemin olmadığı ve insanların bununla baş edemediği görüldüğünde acaba biz riba ile faizi birbirine mi karıştırıyoruz sorularını sordum kendime. Bu soruların sadece benim kendime sorduğum sorular olmadığını yine bu kitapla birlikte daha da geniş biçimde görmüş oldum. Daha önceki makaleler, tezler, üniversite araştırmalarında okuduğum kadarıyla biliyordum. Fakat bu kitapta da karşıma çıktı geniş biçimde. Hatta sadece Müslümanların değil, Hristiyanların, Yahudilerin, Romalıların ve diğerlerinin de faiz, fahiş faiz ya da faiz tefecilik gibi ayrımlara gittiklerini de görmüş oldum. Benim ön yargım şuydu. Ben ön yargısız bir şekilde bana faizi anlatacak bir kitap istiyorum. Fakat bir evimin böyle bir çalışmanın öncüsü, yani güzel bir iş yapıyorlar. Olarak sponsor olmasının kitaba etki etmiş olacağını düşündüm. Yani faizsiz bir kurumun kitaba sponsor olmasının kitabın gidişatında da belirleyici olmuş olabileceği endişesini taşıyordum. Çok fazla belirleyici olmadığını gördüm. Bu endişemin yersiz olduğunu da görmüş oldum.
Şunu söyleyebilirim, yazarların pek çoğu faizden yana bir taraf belirtmişler. Yani faizin haramlığı yönünde bir tarafları var. Ve bu taraflarını doğru bir şekilde savunmaya da çalışmışlar. Tarihsel örneklerini de göstermeye çalışmışlar. Ben onlara da saygı duyuyorum ve güzel bir çalışmanın elimde olduğunu düşünüyorum. Okumakla çok güzel bir iş yapmış ve vaktimi çok güzel değerlendirmiş olduğumu da düşünüyorum. Şimdi geçelim kitaba. Ben bu kitapla birlikte çok şey kazandım. Sizin de kazanacağınızı ümit ediyorum eğer kitabı okursanız. Şimdi başlıklar şunlar. Faiz meselesine giriş, Murat Ustaoğlu ve Servet Bayındır'ın yazısı. Ana akım dinlerin faiz yasağına direnemeyişinin kısa hikayesi. Neden direnemiyorlar sorusunun cevaplarını da yine burada bulabileceğinizi ben düşünüyorum. Faiz teorisi ve faizin kavramsal gelişimi olarak verilmiş. İkinci bölümde faizin tarihi öncülleri olarak din, siyaset ve iktisat bağlamında antik çağ, Mezopotamya medeniyetlerinde sosyal hayatın temel dinamiklerini göreceksiniz. Hani insanlar modernizmle birlikte, sanayi devrimiyle birlikte, işte Rönesans'a birlikte faizin daha çok hayatımıza girdiği 1800'lerden sonra, hatta bir tane doçent, kitaptan bahsetmiyorum, dışarıda okuduğum bir doçent, Osmanlı'nın faizle 1800'lerden sonra falan tanıştığını saçmalamıştı. Doçent adam, evet. İlahiyat doçenti, iktisatçı değil. Böyle bir saçmalığı bile okumuş olduktan sonra bunları, başlıkları gördüğünüzde herhalde şaşırmazsınız. Sonrasında antik çağda din toplum ilişkisi, su, devlet ve siyaset, iktisat ve ticaret. Başlıklar saçma gibi durabilir, su ne alaka diye. Fakat okuduğunuzu anlayacaksınız. Üçüncü bölümde antik çağ medeniyetlerine faizli borç ilişkilerinin kurumsal kökenleri incelenmiş. Faizli borç ilişkileri var, bir de bunun kurumsal hale gelmiş şekli var ve bunun kökenleri incelenmiş. Özellikle Sümer, Babil ve Asur dönemleri incelenmiş. Sonrasında faizli borç ilişkilerinin niteliği ve hukuki zemini konuşulmuş. Bakın, hukuki zemininden bahsediyorum. Bir ticaret varsa, borç ilişkileri varsa hukuki zemin de olması lazım. Bakara 282 idi yanılmıyorsam, en uzun ayet Kur'an'ın ve Müslümanları hukuki bir zeminde ticarete çağıran ayetlerden bir tanesi. Bundan da bahsedilmiş kitapta. Sonrasında Sümer ve Babil'de faizli borç ilişkileri, Asurlular döneminde faizli borç ilişkileri gibi başlıkları görüyoruz. Antik Yunan ve Antik Roma'da faizli borç ilişkilerinin sosyal maliyeti, sosyal maliyetinden bahsediyor. Faizin bir maliyeti var ve fakat sosyal maliyeti de var. Yani hayata katkılarının yanında hayatın çekilmez hale gelmesi, bir koca bir toplumun medeniyetinin çökmesini de sağlayabilecek bir niteliği var. Antik Yunan ve Antik Roma'da mesela şunlar var. Sosyal yapısı ve iktisadi gelişimi. Antik Roma'da faiz ve kölelik. Bakın, yine Mekke döneminden hatırlayın. Resulullah döneminde kölelik ve faizin ne kadar belirleyici bir rolü oynadığını. Antik Yunan'da, Antik Roma'da da aynı şeyler yaşanmış. Sümerler'de, Babililer'de de aynı şeyler yaşanmış. Antik Yunan'da faizli borç ilişkileri. Yine Antik Mısır ve Antik Çin'de faizli borç ilişkileri. Mısır medeniyeti ve ekonomisi incelenmiş. Bunu okurken bu kitabı, Faiz Meselesi isimli bir kitabı, iktisat kitabı, ekonomi kitabı diye okuyor olabilirsiniz. Fakat aynı zamanda hem psikoloji, hem ilahiyat, hem sosyoloji, hem de tarih alanında okumalar yaptığınızı bilmenizi isterim. Bu kitabı okurken sadece ekonomiye dair, iktisada dair şeyler okumayacaksınız. Az önce saydığım gibi hem ilahiyat din alanında okumuş olacaksınız, hem tarihin çok geniş alanlarını okumuş olacaksınız, hem sosyoloji okumuş olacaksınız, hem de biraz da psikoloji okumuş olacaksınız. Bu yönüyle çok ilgimi çekti. Özellikle tarih okumayı, tarihle ilgilenmeyi sevenler bunu da seveceklerdir. İlahiyatla ilgilenmeyi ya da dini konularla ilgilenmeyi sevenler yine bunu seveceklerdir, bu kitabı. Sonrasında Hinduizm ve faizli borç ilişkilerini görüyorum. Hint inanç sisteminin kökleri incelenmiş, kutsal metinler ve reformlar. Evet, dini kutsal metinlerde de faizin izi sürülmüş ve bakın, burada faizin diyorum sürekli ama kitapta, kitabı yazanlar beni bağışlasınlar, ben çok yerde rastladım. Faiz, fahiş faiz, faiz riba ayrımlarının bazen çok belirgin, bazen de belirgin olmadığını ben gördüm. Eleştirilerimden bir tanesi de bu. Çünkü sonuçları itibariyle incelenirken, sebepleri itibariyle incelenirken aslında bir yandan tefeciliğin bozuculuğu anlatılırken, faiz, fahiş faiz şeklinde, bir yandan da
kelimeler birbirine karışıp faiz şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Bu çok önemli değil. Ben süreci anlamak için, okuduğum için de sorunu olarak görmüyorum. Yani benim derdim şurada, hemen şimdi birkaç kitap, birkaç makale, birkaç video izledikten sonra faiz ve riba arasındaki ayrımı çözdüğümü ve bunu, bu sorunu artık bitirdiğimi söyleyecek de değil. Fakat dikkatimi çektiği için söylüyorum. Sonrasında Budist ekonomide doktrininde faiz ve borç ilişkileri, doğa ile barışık orta yolcu doktrinin Budizm'de ekonomiler, sonrasında Budist ekonomide para. Paranın ne olduğu da çok önemli değil mi? Erken dönem Yahudi tarihinde faiz ve borç ilişkileri temel argümanlar incelenmiş. Burada Yahudilik dininin de incelendiğini biz net olarak görebileceğiz. Yani Yahudilerin dinine dair de ayrıntılı bilgilerin bu kitapta yer aldığını söyleyebilirim. Monoteist dinlerin ilk halkası, erken dönem Yahudiliğe kısa tarihi, sonrasında Yahudilikte iktisadi hayat ve kutsal metinlerde para, iktisadi kavramlar ve etimolojik tahliller yapılmış, borç ilişkileri ve teolojik prensipler, düşkün kardeşler ve kardeşlik hukuku gibi bölümler var. Şimdi bazı kelimeler var, etimoloji, işte iktisadi kavramlar, teolojik prensipler gibi şeyler söylüyorum. Hani bazıları bu kelimelerden dolayı kitaptan uzak durmak istemesinler. Çünkü bu kavramlar açıklanıyor. Zaten siz okumaya başladığınızda da neden bahsettiğini kabaca anlıyorsunuz. Orta seviyede bir insanın, bir Müslümanın bu kitabı çok rahat biçimde okuyup anlayabileceğini de söyleyebiliriz. Ortaçağ Avrupa'sında Yahudi tefecilerin durumunu açıklayan temel teorik argümanlar incelenmiş. Bu argümanlar çok ilgimi çekti. İşte Yahudiler şu sebeplerden dolayı parayla çok uğraşıyorlar, ticaretle çok uğraşıyorlar, tefecilikle çok uğraşıyorlar gibi argümanlar vardır ya, hani pek çok argüman var. Ben birkaç tanesini bildiğimi gördüm. Diğerlerini hiç bilmiyormuşum mesela. Arka planını bilmiyormuşum. Sonrasında teolojik arka planlarını bilmiyormuşum. Bunları detaylıca öğrendim. Yine kitabı derleyenlere ve hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Orta Çağ Avrupa'sında Yahudilerin durumu mesela, burada faizli borç ilişkileri, Yahudi tefecilerin durumuna dair temel argümanlar, bunların tartışılması ve özet olarak verilmiş. 10. bölümde Yahudi toplumlarında faizli borç ilişkileri ve temel eğitime dokunulmuş. Temel eğitimle Yahudilerin faizli ya da tefecilik şeklinde borç ilişkileri olmasının ne alakası var diyebilirsiniz. Yahudilerin eğitime çok önem verdiğini, okuma yazmaya çok önem verdiklerini, kitaplarını öğrenebilmek için, dinlerini öğrenebilmek için kapalı toplumda yaşayan Yahudilerin eğitime çok önem verdiklerini görüyoruz. Fakat bir yandan da şu da var. Ekonomi aynı zamanda eğitim de gerektiriyor. Hukuk eğitimi, iktisat eğitimi gibi temel becerileri de gerektiriyor. Matematik eğitimi gibi eğitimleri de gerektiriyor. Yahudilerin bu eğitime çok önem verdiklerinden sebep olsa gerek, onların ticarette ve faizli borç ilişkilerinde, tefecilikte çok başarılı olduklarını, dünyayı kasıp kavurduklarını da biz görebiliyoruz. Hangi sebeplerle olduğunu burada tartışılmış, argümanları tek tek verilmiş, sebepleri üzerinde durulmuş. Hangi argümanın daha ön plana çıkıp çıkmadığına da siz karar vereceksiniz okuduktan sonra. Şimdi 11. bölümde Thomas Aquinas ve Martin Luther'e bakacağız. Kalvinizm'e de birlikte, yine burada kitapla birlikte bakacağız. Neden? Hristiyanlığa geçiyoruz artık. Ta Aristo'dan beri, bakın çok yakın tarihten bahsetmiyorum. Ta Aristo'dan beri faizle ilgili, riba ile ilgili, işte tefecilikle ilgili konular insanların hep gündeminde olmuş. Felsefecisiniz, felsefenin alanı çok geniş biliyorsunuz ilk dönemde. Ya da bir başka şeyle uğraşıyorsunuz, siz bu konuları görmezden gelemiyorsunuz. Çünkü toplumunuzu etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi bu tefecilik, yani borç ilişkileri ve ekonomi. Sonrasında yine Abdüsselam Sağ'ın, Muhammed Said Boz bu konuyu yazmışlar. Aquinas'ın iktisadi görüşleri verilmiş, Aquinas'ın faiz kavramını ele alışı verilmiş, Martin Luther dönemi anlatılmış. Hristiyanlığın da böyle yakın ortaçağ tarihini okumuş oluyorsunuz aynı zamanda burada. Luther'in iktisadi düşünceleri, Luther'in tefecilik ve faiz ile ilgili düşünceleri yer almış burada. Calvin dönemine geçiyor 12. bölüm. Calvin, John Calvin düşüncesinde faizli borç ilişkileri var. Bu saydığım adamlar aynı zamanda, kabaca, bakın net olarak söylemiyorum, kabaca aynı zamanda Hristiyanların faiz ve tefecilikle ilgili dini argümanlarının biraz geri plana atılmasını da sağlayan isimler olduğunu söyleyebiliriz kitaba dayanarak. Şimdi John Calvin'e baktığımızda Orta Çağ ve Yeni Çağ Hristiyan dünyasında faiz olgusuna kısa bir bakıştan sonra Calvin'in faiz ve
fahiş faiz olayına bakışı ele alınmış. Calvin sonrası çağdaş yorumlar verilmiş. Calvin sonrası çağdaş yorumlardan da çokça faydalandığımı belirtmek isterim. 13. bölümde geç dönem İslam fakihlerinin faiz yasağının kökeni ve sürekliliğine ilişkin görüşlerine analitik bir bakış var. Geç dönem İslam fakihlerinden başlanmış fakat ilk dönem İslam fakihlerinin görüşlerini de burada bulabilirsiniz. Şimdi önemli olan başlık şu: klasik İslam fıkıh kaynaklarında faizin tanımına yönelik yaklaşımlar var. Faizin iktisatçılar arasında da dünya tarihinden bugüne kadar modern iktisatta da işte iktisadi ortodoksisinde de bir tanımının üzerinde anlaşılabildiğini söylemek güç. Müslüman fakihlerin de faiz tanımı üzerinde anlaşabildiklerini söylemek güç. Hatta ben yaklaşamadıklarını bile düşünüyorum tanıma. Sonrasında İslam fıkıh kaynaklarında faizin illetine yönelik yaklaşımlar. Bu bölüm çok ilginç. 260. sayfa. İllete dair neredeyse hiçbir şey yapmadıklarını görüyorum. Yani yaklaşımları eleştirilmiş yazar tarafından, bu yaklaşımların değerlendirilmesi yapılırken ben faizin tanımı ve illeti konusunda Müslüman fakihlerin hiç başarılı olamadıklarını düşünüyorum. Sadece bu kitapla birlikte değil, daha önceki çalışmalarda okuduğum kadarıyla da. Modern bankacılığın kökleri ve İslam medeniyetlerinde finansal enstrümanlar başlığını görüyorum 14. bölümde. Modern bankacılığın kökleri deyince siz 1800'lere, 1700'lere, 1600'lere gidebilirsiniz. Fakat çok daha eskilere gitmemiz gerektiğini buradan görüyoruz. İslam dünyasının ilk iktisadi düzenlemeleri ve uygulama hassasiyetleri var. Modern bankacılığın kökleri araştırılırken sadece İtalyanlar değil, Müslüman coğrafyada konuşulmuş. Komenda ve mudaraba türü ortaklık modelleri incelenmiş, detaylıca incelenmiş bazı yerlerde. İslam dünyasındaki bazı finansal enstrümanlar ve kaynakları hakkında tartışmalar var. 15. bölüm Osmanlı toplumunda faizsiz finans arayışlarını görüyoruz. Osmanlı'nın bu konuda çok daha zayıf olduğunu görüyorum maalesef. Çünkü çok milletli bir toplum. Yani kavmi yapısı çok karmakarışık, çok geniş topraklarda faaliyet gösteriyor. Özellikle Osmanlı'nın sarraflar, cehbezler ve Yahudilerle, Ermenilerle yaşadığı sorunlar, son dönemde de işte Avrupalılarla yaşadığı sorunlar da gündeme alınmış. Özellikle çok güçlü olduğu Kanuni döneminde faizli ve fahiş faizli ribalı işlemlerin üstesinden gelinme çalışmaları anlatılmış. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz, yani ön yargılarınızla, ön bilgilerinizle, Osmanlı ve faiz konuşulmaması gereken bir şey. Yani Osmanlı dediğiniz bir din devletinin faizle ne işi olabilir, ribayla ne işi olabilir, tefecilerle ne işi olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat dünyanın hiçbir zaman diliminde neredeyse faizsiz işlemlerin yapılabildiği bir ekonominin olamadığını görüyoruz. Bazı güçlü kralların, devletlerin bazı dönemlerde faizli ilişkileri yasaklamaya, sınırlamaya çalıştıklarını fakat asla başarılı olamadıklarını da görüyoruz. Şimdi şöyle bir teori de, komplo teorisi de var. Yani birkaç işte aile var, onlar bütün dünyanın faizli ilişkilerini sürdürüyorlar, kontrol ediyorlar. Ve her şeyi onlar kontrol ediyor, faizle hepimizin canını okuyorlar gibi. Fakat tarihte de bunu görünce bir kısım insanın, bir kısım devletin, bir kısım devletçiklerin, devletlerin hatta bu ekonomik ilişkileri toparlayıp kontrol altına alabildiğini söylemek de çok güç. Devam edelim sonrasında Osmanlı'nın faizsiz finans arayışlarına. Osmanlı'da borç ilişkileri, sarraflar ve tefeciler. Osmanlı'da alternatif kredi modeli, memleket sandıkları, sonrasında kurumsal yapılar, para vakıfları. Para vakıfları üzerine çok fazla akademik çalışma var. Merak ediyorsanız bu akademik çalışmaları internetten bedava indirerek okuyabilirsiniz. Bu kitapta da para vakıflarından epeyce bahsedilmiş. Fakat merakınızın tamamını giderecek şekilde değil. Yine de çok büyük bir fikir elde etmiş olursunuz. Para vakıflarının finansman araçlarından bahsedilmiş. Karz, bida, mudarebe, işte daha pek çok kavram var. Bu ilişkiler nasıl sürmüş? Bu işlemler nasıl yapılmış? Kimler, hangi işlemleri daha çok ön plana çıkar ve istemişler. Bunları görebilirsiniz. İhtilaflı görülen araçlar var. Muamele-i Şeriye ve Beyt-il İstiklal gibi. 16. bölüm Ortodoks ve Heterodoks iktisat ayrımı bağlamında modern kapitalizmin faiz yaklaşımı ele alınmış. Modern kapitalizm diyoruz bakın. Kapitalizmle faizi birlikte düşünme eğilimi de var insanlarda.
Evet doğrudur. Faizin kapitalizmin temellerini attığı şeklinde görüşler de var. Bütün bunları kitapta okuyacaksınız. Modern kapitalizmin, modern ekonominin çok daha girift olduğunu biliyoruz. Ben kitabı okurken modern ekonomiden çok daha az anladığımı, onun kavramlarına son derece yabancı olduğumu da fark ettim. Modern faizden bahsederken, yani kapitalist bugünkü dünyadaki faizden bahsederken eski dünyanın faiziyle ya da tefeciliğiyle çok benzerlikleri arz ettiğini, fakat artık çok karmakarışık bir ilişkiler sürecinde olduğumuzu, içinden çıkılmaz bir hale geldiğini, hatta ortodoksi de buna, ekonomik ortodoksi de, yani ekonomik de en doğru yolda öyle diyorlar ya. Bunu artık ekonominin doğası denildiğini de görüyoruz. Bunlar doğrudur, yanlıştır, falandır, filandır. Biz sadece olguyu incelerken görüyoruz burada. Ortodoksi ve ortodoksi olarak neoklasik iktisat ve faiz çalışmaları anlatılmış. Ortodoks ve heterodoks iktisat ayrımını anlatılmış. Ben bu ayrımı anladığım için sevinçliyim ayrıca. İşte ortodoks ve heterodoks iktisat ayrımının ne olduğunu bilmek bana çok şey kazandırdı. Artık ekonomiyle ilgili kavramları anlamaya çalışırken çok daha net anlıyorum. Yani sosyoloji okurken işte Marksist bakış açısının, işte liberal bakış açısının, neoliberal bakış açısının ve diğer bakış açılarının, Keynesyen yapının ve diğerlerinin hayata ne kattığını, sosyologların ve felsefecilerin hayatını nasıl değiştirdiklerini falan tamam anlıyorum, ama ekonomideki bu bakış açısı biraz daha ufkumu açtı diyebilirim. Heterodoks iktisadın faize teorik yaklaşımı da özet olarak verilmiş. Yine son bölümde artık bir özet bölüm olarak bunu söyleyebiliriz. 17. bölüm. Murat İstekli, Murat Ustaoğlu artık bir özet yapmışlar. 20 sayfa kadar bir özet. Bütün kitabı özetleyecek mahiyette bir çalışma olmuş. Orada da işte bize bütün bu kitabı özetleyen bir çalışma olarak verilmiş. Altını çizdiğim pek çok şey var demiştim. Bir videonun konusu olamayacak kadar uzun olacağını ben görüyorum altını çizdiğim yerlerin. Yani bir daha söyleyeyim, bu kitap bana çok şey kattı arkadaşlar. Faiz meselesi, tarihte örnek uygulamalar isimli bu kitap. Kitapla birlikte ağzım açık olarak okuduğum ve şaşırdığım çok fazla yer olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Ekonomiyle ilgiliyseniz, ilahiyatla ilgiliyseniz, tarihle ilgiliyseniz bu kitabı okumanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ben okudum, anlayabildiğim kadarını sizlere anlattım, içeriğinden bahsettim. Eleştirdiğimi düşünmüyorum çok fazla. Eleştirilerim var kitaba dair, fakat hani bu benim yapacağım büyük bir haksızlık olur, büyük bir haksızlık olarak kayda geçer diye korkuyorum. Çünkü ben bu işlerin uzmanı falan değilim. Ben almam gerektiğini aldığımı düşünüyorum. Ve şöyle de düşünüyorum. Bütün burada derleyenler, Murat Ustaoğlu, Ahmet İncekara ve bütün yazarlara teşekkür etmem gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük bir emek vermişler. Şimdi son olarak şunu söyleyelim. Müslümanların faizle bir imtihanı var. Bütün dünyanın faizle bir imtihanı var. Bakın, faiz riba ayrımı ile ilgili imtihanı apayrı. Fakat bizim ekonomiden vazgeçmemiz, ekonomiden bağımsız yaşamamız mümkün değil. Hiç kimsenin böyle bir yaşam tarzı kurması mümkün değil. Fakat Müslümanlar özelinde bu meselenin artık ciddi anlamda sorunun çözülmesi gerekiyor. Ne demeye çalıştığımı Osmanlı döneminde ve ilk çağda, yani Müslümanların ilk çağında, işte Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, hatta sahabe ve tabiin döneminde faizli işlemlerin etrafından dolanarak, çözümler getirilmeye çalışılarak, sonucu faizli işlem olan işlemleri kitabına uydurmaya çalışarak yapmaya çalıştıkları şey, belki de bizim bugünün modern dünyasında kapitalizmin altında ezilmemizin temellerinden bir tanesini oluşturduğunu düşünüyor olabiliriz. Yani bu olabilir, bu mümkün. Bizim ekonomik hayata katılımımızın Müslümanlar olarak biraz daha sorunlu olduğunu gördüm ben bu kitapla birlikte. Bu sorunu nasıl çözeceğimizi bulmamız gerekiyor. Şimdi ben bu kitabı okudum dediğim zaman insanlar şöyle de bakıyorlar. Söyle bakalım, faiz haram mıymış, helal miymiş? Ben bunu çözmek için okumuyorum kitabı. Faizin hayatımızdaki ribanın, tefeciliğin, parayla ilişkilerin, ekonominin hayatımızdaki yerini anlamak için okuyorum. Peki ben şu anda otursam paramın bir kısmını faizli işlemlere yatırır mıyım?
Yani ben bunun cevabını almak için de yapmadım. Peki ben ihtiyacım olduğunda gönlüm rahat bir şekilde kredi çeker miyim? Hayır, bunun cevabını bulmak için de ben bu kitabı okumadım. Fakat bu soruların cevaplarını son derece ihtiyacı olan insanların varlığını da biliyorum. Bunu görmezden gelemem. Her dönemde vardı. Bütün Müslüman toplumlarda vardı, zamanlarda vardı. Peki bu nasıl çözülecek? Bunun üzerine nasıl anlaşacağız? Bunu bilmiyorum. Fakat anlaşamadığımız onca büyük mesele var. Onca büyük mesele varken buna mı kaldık, faiz konusuna mı diye düşünüyor olursanız eğer, şunu söyleyebilirim. En temel meselelerden birisi olduğunu görmemiz gerekiyor. Marx gibi düşünmüyorum ama altyapı üst yapıyı belirler dediği şey sahiden ekonomi sosyal hayatın pek çok yerini belirliyor. Din ve ekonomi sosyal hayatın en temel dinamikleri ve birbirlerini çok fazla etkiliyorlar. Umarım faiz meselesinin bir gün çözüldüğünü, Müslümanların da ekonomide etkin rol aldığını gördüğümüz günler olur. Ben yine de dua ile bitirmek istiyorum. Rabbim bütün mümin kardeşlerimizin, bütün insanların böyle yüksek faizler altında tefecilerin elinde ezilmemesini sağlasın. Böyle bir bilinçle hareket etmemizi sağlasın. Akademisyenlerimiz, din adamlarımız da inşallah bu bilinçle çözüm aramaya devam etsinler. Kitabı yazanlara, derleyenlere, basanlara, emeği olanlara tekrar teşekkür ediyorum.